26 Haziran 2020 Ankara'dayız. Ankara'ya gelmişken tabii uzun zamandır aklımda olan bir otomobil çekmek istedik. Görüyorsunuz bunda ne olabilir sizce? Ne olabilir? Turbo. Serdar kaç tane vardır abi Ankara'da bundan? Abi 90-100 tane vardır ortalama. Vardır değil mi turbo? Vardır. Burası. Biz de her geldiğimizde zaten mutlaka bir iki tane görüyoruz. Ama bu otomobil biraz farklı. Yani ellerine sağlık diyorum şimdiden. Eyvallah abi, sağ çünkü olasın. Otomobilin üzerinde kullanılan bütün işte malzemeler, jantlar, zaten kaputu açtığınızda biraz daha farklı bir Tofaş turbo olduğunu göreceksiniz. Farklı bir proje olduğunu. İşte beyninden, içindeki saatlerden, işletim sisteminden, arkadaki işte metanolun, etanolun bilmemden baktığı zaman bayağı ciddi, çok güzel emekler olan, çok güzel bir otomobil. Dış görünüşünde böyle zaten çok standart kalması. Aynen abi, orijinal. Pırıl pırıl olması. Yani baktığınız zaman farları pırıl pırıl, işte orijinal. Sadece aynen, yere biraz aynen. Yakın. Çok az. Bir de borbetlerimiz var. Aynen abi. Frenlerde var mıydı bir şeyler? Abi frenlerde sadece büyük vestanoz koyduk. Vestanozu büyüttük. Geri kalan frenlerimiz şu anda sabit ama kiti aldık. Sadece kaliperlerimiz yapılıyor. Onları da yaptığımız zaman 10 numara olacak. Zaten Serdar kendisi İvedik Otosanayi'nde çok güzel bir dükkanı var. Eyvallah. Ser Motors diye. Orada kendi uğraşmış. Hatta birkaç arkadaşıyla birlikte uğraşmış. Elektronik aksam, yazılım vesaireyi Okan yapmış. Okan abi yaptı. Okan Gündoğdu. Bütün elektronik aksam, saatler, bütün her şey onun emeği. Yani nasıl söyleyeyim? Başka kimse elini değmedi bu arabaya. Allah razı olsun. Çok da güzel bir işçilik çıkarttı. Güzel gözüküyor. Aynen. Birazdan kullanacağız. Göreceğiz bakalım. İnşallah. İşe de yarıyor mu? Ne kadar işe yarıyor? Şimdi bu otomobilin aslında benim için biraz daha farklı bir hikayesi var. Şöyle bir şey oldu. Serdar bana ulaştı Instagram'dan. Bir şey sorabilir miyim dedi. Bir şey danışmak istiyorum dedi. Dedi ki ben bu otomobille Nürburgring'e gitmek istiyorum. Senin videolarını izledim. Gayet de açıklayıcı ve bana o kadar da böyle çok zor değilmiş gibi geldi dedi. Ben de dedim ki sen dedim evrakları, vizeleri falan hazırla. Orada görüşürüz dedim. Görüşeceğiz. Hatta otomobilin kaputunun içinde bile böyle Nürburgring logosunu koymuş. Aynen. Abarth Nürburgring yazıyor ve oraya hedefini koymuş. Yani motoru her açtığında geleceğim oraya bir gün diyor. Tabii bu pandemi döneminde sınırlarımız kapalı. Her ne kadar Nürburgring çalışıyor olsa da buradan bir şekilde oraya gidemiyorsunuz. Uçamıyorsunuz zaten. Karadan da gidemiyorsunuz. Ağustos sonunda açılıyor. Fakat Eylül'de de böyle kar vesaire aynen. Bir şeyler olacağı için, riskler olacağı için bu otomobille seneye böyle bir planımız var. Bununla ilgili gider mi, gitmez mi, iyi olur, kötü olur vesaire aşağı yorumlarınızı bekliyoruz. Biz o zaman ufak ufak incelemeye geçelim. Geçelim abi. Bir motoruna bakalım. Yani bakalım her şeyden abi. Önemlisi motoru. Bu arada Serdarların bu araba sıfırdan beri onlardaymış. Aynen. Babada değil mi? Babadan oğula. Babadan oğula geçmiş. Restorasyonunu yaptırmış. Restorasyon sonrasında işte bütün boyası vesaire her şeyi mümkün olduğu kadar orijinale sadık kalmak aynen suretiyle abi. Toplamış. Ve sonrasında da bu içeride görmüş olduğumuz parçaları toplamaya başlamış o aynen. Sırada. Ama bu parçaların da şöyle çok değişik özellikleri var ama onu içeride anlatırız sonra. Olur abi. O içeride anlatacağımız konu biraz önemli çünkü ben daha önce de hiç duymamıştım böyle bir şey. O nedenle çok değişik bir hikaye. Motorun beygiri aşağı yukarı kaç? Şöyle söyleyeyim abi. Şu anda kısık avansla, şu anda E50 yakıtla 300 beygir güç aldık. Etanol kullanıyoruz. Tabii, yarı yarıya. E50, aynen. 300 beygir gücümüz var. İşte blok vesaire aynı zaten değil mi? Blok, silindir kapağı aynı. Tabii içleri farklı. Dışarıda baktığın zaman zaten bu tek nokta enjektördür. Çok nokta enjektöre aynen, dönmüşüm. Aynen, full enjeksiyonu. Bobinler değişmiş. R8. Baktığınız zaman işte turbon bayağı büyük bir turbo burada. 43 milim. Fena değil. 43 milim güzel bir turbon var ve direk alıyor. Yani aslında motorun şekli şemaline baktığın zaman çok güzel, ona uygun bir yapı estetik de olmuş. Aynen, çok da güzel olmuş. Şöyle şuna uğraştık. Yani hiçbir yerini kesmedik arabanın. Kesmeden oturtturmaya çalıştık her şeyi. Her şeyi de kesmeden oturtturduk. Çok derli toplu gözüküyor. Yani üzerinde Japon parçalar var. Var. Farklı parçalar var. Zaten o içerideki forget pistonları, kolları aynen. Vesaire onları zaten konuşacağız diyoruz her zaman. İşte atıyorum etanol analyzer bile var. Baktığınız abi. Zaman her şeyi içeriden kontrol edebiliyorsunuz. Yani ben daha önce böyle bir Tofaş görmedim. Mutlaka vardır ama ben görmedim. Ve bu otomobilin çekmeye ve tanıtıma değer olduğunu düşünüyorum açıkçası. Eyvallah abi, var olsun. Kullanmak vallahi. İçin de sabırsızlanıyorum. Tabii var mı abi, izin kullanmak zaman. İçin? Var abi, var. Olmaz olur mu? Sol ayağımı çalıştım da geldim. Öyle değil mi? Debriyaj aynen, biraz sert. Aynen, debriyaj sert. Tamam hadi yoksa gidelim o zaman. Balata. Gel abi binelim. Tamam abi, geç abi. En son Şahin'i kullanmıştık Enes. Hatırlıyor musun? Bu tabii ondan biraz farklı. Evet, rengi falan farklı abi. Rengi. Abi içi falan ne kadar güzel baksana. Defi saatlerimiz var burada.
ZDM meter'ı. Buraya baktığın zaman yine bir Android'den, beyinden, Bluetooth'tan aynen okuyor. Aynen abi. Düğme müğme baktığın zaman böyle çevrede böyle acayip acayip şeyler yok. Her şey oturaklı. Burada zaten wide bandımız var. Burada buz kontrolü, buz kontrolümüz var. Başka bir düğme falan buz da yok saat zaten. Basın saat. Daha ne olsun. Çalıştırmam için bir şey yapmam gerekiyor hiç mu? Hiç şey yapmana gerek yok abi. Boşa alıyorsun tamam. Bu da bayağı sert. Kısalttık abi orayı biraz. Bu ne ya? Gel abi sen kullan. Bu ne abi? Abi twin olunca yapacak bir şey yok. Sert ama o olur kadar gücü zaten öyle tutacaksın değil mi? Az gaz ver abi şey. Az bir şey çalışınca o kendine gelir. Böyle çılgın bir çalışma da yok ya. Yok abi sessiz. Günlük kullanabiliyor musun? Tabii kullanıyorum. Sıkıntı yok. Bak buraya güzel bir etanol analyzer'ın saatini koymuşlar. Bunu da Okan yapmış. 48 diyor. Yani %48 etanol var içinde diyor. İçinden geçerken beyin onu okuyor ve buraya yolluyor. O da tabii yazılımın, beynin mapping şeylerini değiştiriyor. Aynen değil mi abi? 37 derece bu yakıt sıcaklığı. Aynen. 7 bar altta da 7 bar basıncı var. Burada zaten her şeyi görüyorsun. Aşağıda aynen her şeyi görüyorsun. Bayağı güzel. Güzel. Burada da abi mesela yağ sıcaklığı, şu anda egzoz sıcaklığı, yağ sıcaklığı, turbo basıncı, yağ basıncı. Hepsini görüyoruz abi. Kaç basıyorduk turbo? Turbo 1.7 basıyor abi şu anda. 1.7. Hadi ben gidiyorum. Debriyaj gerçekten çok sertmiş. Ama belli bir şey geçtikten sonra yani şehir içinde 2'ye 3'e atarken falan o kadar fark edilmiyor. Yok, İlk kalkışta bayağı bir sıkıntı. Çok fark ediliyor abi. Biz kayda başladık abi. Tamamdır. Şimdi otobana çıktık. Bir otobanda bakmamız lazım çünkü. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Yani bu otomobille gazlanır mı? İşte güvensiz bunlar, şunlar bunlar diye konuşabilirsiniz ama şimdi her otomobilin bir değeri var arkadaşlar. Yani bir de bu piste çıkayım, devamlı gazlayayım falan şeklinde yapılmış, o amaçla yapılmış bir otomobil değil. Sonuçta baba yadigarı. Bu otomobilin özel plakasının, şase numarasının vesaire özellikleri olan, düzgün bir şekilde yapılmış olan bir otomobil. Yani her otomobilde gazlanır. Yani bunun süspansiyonu ona göre yapılmış. Arkada kilidimiz var. Tabii kilit defansı. Kilit mi var bu arada? Şey mi var? İyi bir şey mi var? Tabii abi. İngiliz malı. QF var abi. Oo. İyi, bayağı ciddi. Ama Tofaş tabii için mi yapılmış olan mı? Tabii abi. 130 bin miyaforu için yapılmış bu. Biz orayla iletişime geçtiğimizde yani zaten üretmediklerini, sadece özel siparişle üretebileceklerini, tabii fiyatının daha yüksek olduğunu söylediler. Sen de o şekilde aldın. Tabii ben bunu yeni 5 sene falan oluyor yani alalı. Yeni hani arabayı ben toplayalı 2 sene oldu. Benim ama maşallah, ben onu 5 sene önce almıştım. Çünkü kesinlikle böyle bir proje yapacaktım yani. Şimdi öteki hep bahsedeceğiz dedik ya. Arjantin'de bir tane adam varmış. Neydi adı? Ben de bu arada 5'e atayım. Gustav Circelli. Gustav Circelli. Aynen. Ve bu otomobil için her parça var diyorsun onda. Ya şöyle söyleyeyim, o adam bu otomobilin, bu motorun, otomobil demeyelim de tanrısı mı denir? Adamda her şey bütün var. Her şey var yani. Arayıp da bulamayacağınız performans ürünü olarak her şey var. Ve hepsini kendi yapıyor. Yani bu otomobilde Porsche piston var. Tabii. Kol var mı? Kol var. Krankta bir şey var. Krank var. Strok. Hepsi yani o adamdan, aynen, Arjantin'den özel olarak getirmiş. Aynen. Nasıl anlaşıyorsunuz? Şöyle. Onlar da çok İngilizce bilmez. Zaten o daha iyi benim için. Biz onunla ilk yazışmaya başladığımızda o benim İngilizcemin zayıf olduğunu, ben de onun İngilizcesinin zayıf olduğunu anladığım için daha iyi, daha kolay bir anlaşmamız oldu. Sadece istediklerimizi yazıyoruz. Piston. Piston bitti bu kadar. Çok iyiymiş ya. Ama ölçüsünü yazıyoruz. Turbo, piston bitti bu kadar. Yani adamın burada, bu otomobilde bayağı bir emeği, parçası var. Var, var. Hakkını ben, buradan o zaman. Ben çok parça aldım ondan. Bir de şöyle de yani düzgün bir insan. İlk alışverişlerimde mesela parayı peşin gönder gibi şeyler zaten mecburen öyle oldu. Sonrasında mesela şu lazım gireyip gönderdiğimde direkt hiç sormadan kargoyu gönderiyordu. Senin parayı sonradan niyetini yapıyordu ve iyi bir adam olduğunu anladı. Aynen ya, o şekilde oldu. Vallahi süpersin, ben acayip zevk aldım. Yani daha otomobile bak hiç basmadım, yanına da oturmadım. Şu anda nasıl gideceği hakkında hiçbir fikrim yok. O zaman deneme yapmak lazım abi. Öyle mi diyorsun? Kaça alayım? Abi 3'te basarsın. Şimdi bu arada biz yine söyleyelim. Burada bir Bluetooth bağlantısı var.
Aynen. Şimdi çünkü oradan yorumlar gelecektir. Beyinden Bluetooth bağlantısı var. Beyindeki Bluetooth bağlantısında, Bluetooth'ta daha doğrusu aparatta bir arıza olduğu problem için oldu. Buradaki verileri göremiyoruz. AFR'imiz bak zaten hep 13'lerde gayet normal şu anda. Turbo boost'umuz basmadığımız için zaten aşağıda. Buradan da ben çoğu şeyi görüyorum. Aynen. Devir saatini göremiyorum bir tek. Abi, onu zaten buradan görüyorduk. Gerekiyordu. O da çalışmıyor şu anda. Vallahi çok tok ama araba ha. Eyvallah abi. Bu arada kaç tane araba model olarak? 91. 91 Doğan L. L abi. Doğan 91 Doğan L abi. Biz bunu komple A'dan Z'ye yüksek model Doğan Select'e çevirdik. Yani evet. 97 yani, ve üstü. Evet. Aynen yüksek abi. Torpido falan da var. Aynen abi. Ya büyük, ya bunu istememin en büyük sebebi Android cihazı buraya koyup bütün sistemi kontrol edebilmek gözümle. Peki ringe nasıl geleceğiz? Şimdi etanolle çalışıyor diyorsun. Abi Almanya'da tanıdıklarımız var. Anlatmıştım sana. Orada Barış diye. Seyircileri anlatalım. Barış diye bir arkadaşım var. Zaten bir de Martin Slim var. VKT'nin sahibi. Onunla da ben alışveriş yapmıştım. Opel arabası. Evet, bu arada onunla Opel'le da ilgili çalışıyor. Aynen. Serdar baktığın zaman Opel'le ilgili bayağı böyle değişik projeler de var burada yapılan. Aynen. Onlarla ilgili de ileride zaten bir şeyler yaparız yine, çekeriz. Abi her zaman beklerim, dükkan senin. Orada etanolü o şekilde çözmeyi düşünüyorum abi. Arkadaşlarıma söyleyeceğim. Ringe evet. Kadar getirecekler. Ama sen zaten normal şey yapacaksın. Ne derler ona? Normal haritayla gideceksin. Aynen o zaman abi. Zaten gerek kalmayacak. Aynen, aracımız çift harita olduğu için oraya kadar normal benzinle gideceğiz. Orada da girdiğimizde hani normal benzinle bile ringde gezebiliriz ama. Gezeriz abi. O kadar bir şov yapmamıza gerek yok. Aynen. İnsanların önünde olan bu otomobil ne diye bakması. Aynen. Ne yaparız biliyor musun? Orada kaputu açarız. Yukarıda biz otururuz, yemeğimizi yeriz. Oradan insanları çekeriz böyle. Merak ederler. Bu ne olur ya abi, diye. Çok iyi olur hem de. Abi sana da anlattığım gibi bu benim hayalimdi. Sana anlattığımdan sonra sadece benim hayalim olmadığını öğrendim yani. Tabii çok adamım var. Benim de var öyle bir hayalim işte. Evet. Sonuçta iyi oldu yani, buluştuk. Bu arada yine destek olmak isteyen olursa seyredenlerden, yani ben de bu işin içinde olayım, bir parçası olayım derseniz, böyle ufak yardımlarla, sponsorlarla biz bu işi gerçekleştirebiliriz. Daha iyi gerçekleştirebiliriz. Daha kaliteli. Onunla ilgili de bir şeyiniz varsa yine bana yorum yazabilirsiniz. Instagram'dan özel mesaj atabilirsiniz. Ona göre konuşuruz detayları. Şimdi bir gidelim ufak ufak. Gidelim. Ne yapacağım? Kaça alacağım? Abi şey, radar geçtikten sonra. Radar var, tamam. 3'ü al abi. %... Yapıştır. Çok da iyi. Şimdi mi? Yapıştır abi. Bu ne? Serdar çok gidiyor bu. Gidiyor abi. Şu maskeyi çıkartayım oğlum. Çok komik bu ya. İp gibi de gidiyor maşallah ha. Aha. Abi profesyonel bak, yapmaya çalıştık yani. Araç hani... Bak elim titriyor bak. Çok güzel ya. Ben şimdi ne bekliyorum biliyor musun? Böyle bastığın zaman böyle bir gitmeyecek, bir lag olacak, böyle bir şeyler olacak hissediyorum ama hiçbir şey olmadı. Fıstık gibi yok gittik. Abi normal bastığın gibiydi. Vallahi eline sağlık. Yani. Yapan evet. Herkesin eline sağlık. Evet. Hani şuradan abi reklam olsun demezsen Utku'nun da eline çok sağlık. Çok uğraştı yazarken. Utku da yazılımcı. Utku hatta... Selamoğlu Us Performans. Çok gidiyor bu çok. Bir tane daha şöyle bir gidelim bari. Tamam. Yine 3'e mi alayım? Aynen abi. 3'te basarsın. Yanlarında bir coklayalım. Abi vallahi çok gidiyor ya. Ve ip gibi gidiyor maşallah. Tamam bana bu yeter. Burak tamam. Abi bir de hani kilit orijinal olduğu zaman gerçekten farklı oluyor. Yapma bir şey yok işte arabada. Aynen. Yani sen uydu kaydır hiçbir şey yapmadın. Sen dikkat ettim atıyorum farının bile Tofaş amblemli farı. Aynen yani, abi. Orijinal. Direkt fabrikasyon montaj mı abi? Yani normalde gidiyorsun çünkü derler ya tabiri caizse bakkaldan alıyorsun farının stopunu diye 20 liraya 30 liraya. Yok öyle bir şey bayağı. Öyle bir şey yok abi. Boyası boyası çok güzel araba. Acayip acayip hoşuma gitti yani. Tabii virajını bilmem, onu ringde göreceğiz. Abi o da güzel. Sen orada da bir... Sadece dediğim gibi frenlerimizi yaptığımız zaman zaten her şey olacaksın o zaman. Her şey çok güzel olacak abi. Zaten Vestanoz fark etmişindir tepkime ya abi. Vestanoz büyük olduğu için
direkt fren yani tepkisi iyi. Sadece ısındığı zaman küçük geliyor disk balata, hemen kendini bırakıyor. Yani tek atımda süper. 1-2 de çatara patara yaptırabiliriz yani. Nasıl yapacağız? 2'ye mi almamız lazım yavaşlayıp? Aynen, bayağı yavaşlayıp onu bitirene kadar basman lazım. Bitecek araba. Evet, geçiciye girecek. Aynen. Çekiyor musun? 2 mi? Soldan gideceksin abi, ona göre ayarla kendini. Ha, soldan mı gideceksin? Aynen. Tamam. Basayım mı? Bas abi, bas. İyi oldu, tamam. Çok iyi be. Vallahi acayip mutlu oldum ya. Öyle böyle değil. Eyvallah. Bir yorgundum abi, şimdi. Yol yorgunluğu binden. Hepsi bitti. Ben buradan giderim şimdi. Neresi varsa gideriz. Ringe gideriz. Şimdi şey söyleyeyim Burak abi. Sen de hani... Utku da mesela öyleydi, biliyor musun abi? İlk arabayı götürdük. Araba yazıyor böyle yavaş 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 yazıyor. Bakıyor ki hani gerçekten bir şeyde profesyonel yapılmış. Bunun şevk almaya başlıyor. Aynen. İsteyerek yapmaya başlıyor sonra. Hani abi şöyle söyleyeyim. Utku 400 aldık biz de aynı da bu arabada. Abi dedi 400 aldık. Avans da vurmuyor. Ama dedi bana sorarsan dedi bunu kısalım. E50'ye göre de ayarlayalım. E'si de yüksekti abi. Hı-hı. Biraz daha fazlaydı. Sen bu motoru bu şekilde bu basınçta kıramazsın. İstesen de kıramazsın abi dedi. O da dedi bana yani eline sağlık abi, yapabilecek her şeyi yapmışsın dedi. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Yani yaşamanızı isterim. Şimdi belki bu kameralar ne kadar kaydetti, ne kadar yaşattıracak size bilmiyorum ama yani elimi titreten, neden titredi bilmiyorum. İşte heyecan ve mutluluktan işte o endorfin salgıladım. Herhalde çok güzel ya. Tofaş'ın bu kadar gidebilmesi çok, ya işte dediğim gibi şey bekliyordum ya böyle. Hani bir şeyler olacak diye bekliyorsun. Hiçbir şey olmuyor. İp gibi gidiyor araba. Aynen. Abi her şey düzgün yapıldıktan sonra arabaların hepsi zaten ip gibi gidilmesi için üretilmiş. Evet abi. Bir de tabii bunda ne var biliyor musun? Şimdi bu arabanın kazası belası bilinmesi de yok. Yok abi. Yani bildiğin düzgün araba alacaksanız düzgün araba üzerine projeler yapın. Yani aynen, arabayı ucuz alayım, biraz daha kazalı nasıl yapacağım, toplayacağım diye düşünceye olmuyor girerseniz. Abi, öyle olmuyor. O olmuyor. Yani İyi otomobili biraz kıyacaksınız, onun üzerine gideceksiniz. Abi bir de hani şöyle bir durum var, hani Tofaş'ın şasesi çok kötü. Tofaş kendi standartlarında bir şey yaptığın zaman Tofaş'ın şasesi bu gücü kaldırabiliyor. Evet. Hani tutup da ağırlık dengesini bozarsan, farklı bir motor koyarsan tabii ki yani bu... Yani evet, ona göre mühendisler bunu tasarlamamışlar. Ya da kafayı böyle yere basıp arkayı kaldırırsan aynen, zaten bütün ağırlık her şeye öne biniyor. Bir de motor bilmem ne, bir yerleri yani, kırılır mutlaka. Yani, her şeyin bir hakkı var yani. Hakkına göre yapmak lazım. Abi teşekkür. Yoksa biz de biliriz yani bir GT30 takıp enjektörleri büyütüp çok ama bunun şey hakkı bu. Aynen öyle. Ha. Bu arada stroker var mıydı? Var abi stroker. Kaç cc oluyor? 1.9 abi. 1.9 oldu aynen, tamam. Onu da söylemiş oldum aradan unutmadan. O zaman çok teşekkür ediyorum valla. Bana acayip bir zevk yaşattın. Yani bir Tofaş bir tur boyu çok merak ediyordum. Bunu öğrenmiş oldum. Ama öteki turboların da böyle olmadığına da eminim yani. En güzel örneklerinden birini ya kullandım. Şöyle, teşekkür hani ediyorum. Polemik yaratmamak için abi şunu söyleyeyim son. Gerçekten iyi ustalar var. İyi arabalar yapıyorlar Ankara'da. Bizimkine en iyisi diyemeyiz yani abi. Biz elimizden geldiğince en iyisini yapmaya çalıştık. Yok ya, benim işte şimdiye kadar benim görüşüm o. Sana zaten... Eyvallah abi, sağ olasın. Bu nazikliği, kibarlığın için de teşekkür ediyoruz. Eyvallah. O zaman arkadaşlar görüşmek üzere. Serdar Usta'yı Ser Motors'tan takip edebilirsiniz Instagram hesabından. Buraya zaten yazarız. Orada da bol bol paylaşımlar yapıyor. Çok güzel işçilikler yapıyor. Ben ilk defa tanıştım ama her artık zaman kardeşim gibi oldum. Abi. Her geldiğinde eyvallah, mutlaka çayını içerim. Eyvallah. Buradan soldan abi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.